İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli canlar, sevgili gönül dostları, kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin, Mürşidim İnsanı Kamil Hasan Çıkar dedemizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri hepimizin üzerlerimiz olsun. Evet. Bir saniyenizi alacağım. Evet, bir mesnevide yolculuğumuzda daha hep birlikteyiz ve Hazreti Pirimiz Mevlana'mızın ölümsüz eseri ve Kur'an'ın aşkla yapılmış tevili olan Mesnevisini hep birlikte okuyacağız, yorumlamaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Evet, Hazreti Mevlana'mız bir aşk padişahıdır, bilginler bilginidir ve Mesnevisinde her zaman korkusuzca insanın sırrına ait bütün hakikatleri korkusuzca sunmuştur ve insanı insana söylemiştir. Daima hayatı boyunca Hazreti Muhammed Efendimizin izinden yürümüş ve din, dil, ırk fark etmeden, kimsenin suçunu gözetmeden bütün insanlık alemini sevgiyle, saygıyla kucaklamıştır. Bizler de acizane Hazreti Pirimizin himmet ve feyziyle ve mürşidim Hasan Çıkar dedemin vasiyeti üzerine onun desturuyla Mesnevimizi okumaya elimden geldiğince gayret ediyorum. Evet, şimdi dilerseniz Mesnevimizi okumaya başlayalım. Destur dedem, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnnel hak, vahiy hak, vallahu alem bi sevap. Evet, burada. Evet, Arap'la eşine ait hikayenin sonu. Bir muhlisin yani Çelebi Hüsamettin'in gönlü o erkekle kadının hikayesinin neticesini istemekte. Erkekle kadının hikayesi bir masaldan ibaret. Fakat onu nefsinle aklının misali bil. Bu kadınla erkek nefsle akıldır. İyi kişiye de mutlaka lazımdır, kötü kişiye de. Bu ikisi şu toprak yurtta esir ve mahpusturlar. Gece gündüz savaşta, macera içinde. Kadın durmadan evin ihtiyaçlarını ister, evin şerefini yani eve lazım olan ekmeği, yüceliği, hürmeti diler durur. Nefs, kadın gibi her işe bir çare bulmak üzere gâh toprağa döşenir, tevazu gösterir, gâh ululuk diler, yücelir. Aklınsa bu düşüncelerden zaten haberi yoktur. Fikrinde Tanrı gamından başka bir şey yoktur. Hikayenin iç yüzü bu tane ve tuzaktır. Nefsle akıl arasındaki maceradır. Fakat sen dış yüzünün tamamını dinle. Bir saniye. Eğer yalnız manaya ait anlatış kifayet etseydi, alem halkı tamamıyla işten güçten kalır, alemin nizamı bozulur giderdi. Sevgi, düşünce ve manadan ibaret olsaydı, senin oruç ve namazının zahiri suretleri de kalmaz, yok olurdu. Dostların birbirlerine armağan sunmaları, dostluğa nazaran ancak görünüşe ait şeylerdir. Fakat bu suretle o armağanlar gönüllerde gizli bulunan sevgilere şehadet ederler. Çünkü ey ulu kişi, zahiri iyilikler gizli sevgilere şahittir. Şahidin de bazen doğrucu, bazen yalancı olur. Sarhoşluk bazen şaraptan olur, bazen de ayrandan. Ayran içen de kendisini sarhoş gösterebilir, gürültü eder, sarhoş görünür. O mürahi de kendisini muhabbet sanırlar diye oruçlu görünür, namaz kılar. Surete ait işlerden meydana gelen şey bambaşkadır. Fakat gönülde gizli olan şeye
alamettir. Evet. Bu arada izleyicilerimiz Sayın Ahmet Baysal Sufi'yi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahu hep birlikte yolculuk ediyoruz. Aşk ile illahu eyvallah. Ve sevgili Emel Tüysüz, o da iyi akşamlar demiş. Hoş geldin. İyi akşamlar. Evet, Hasan Çıkar dedemiz selam olsun üzerine buyurur ki Müslümanın içi de dışı da temiz olacak. Yalnız bir lafla yani şehadet getirmekle Müslüman olunmaz. Nefsini yenmeyi başaramazsan, gece gün zikir yapıp ibadetle uğraşsan ancak kendini kandırmış olursun. Allah kanmaz. Misal olarak Kur'an-ı Kerim'i de aşksız, sevgisiz okursan sadece dilde mana yok, anlamıyorsun. Ne oldu? Ne Kur'anlaşır ne de hakla hak olursun. Zikreden de boş, okuyan da boş. Onun için hiçbir yere varamıyorsun. Fakat sevgi olursa, aşk olursa kişilik gider, oranın güzellikleri kendini gösterir. Her şey sevgi istiyor, aşk istiyor, iman istiyor. İnsanı insan yapacak olan o cevher ancak aşk ve haldir. Bu aldanma yurdu olan dünyanın kirini ancak aşk yıkar ve temizler. Mana suretsiz, surette manasız olmaz. Yani mana suret olmadan meydana çıkmaz. Suretin de manası olmazsa hiçbir işe yaramaz. Bu alemde her varlık sevgi sunduğu yere doğru gitmektedir. Misal olarak namaz kılmayı seversin, namazın zahiri suretini yerine getirirsin. Fakat namazın sadece suretten ibaretse, manasına inmemişsen bir işe yaramaz. Oruç tutmayı seversin, oruç tutarsın. Fakat orucun manasını yaşayamıyorsan aç kalmaktan öteye gidemezsin. Yüce Pirimiz Mevlana selam olsun üzerine buyurduğu üzere ayran içen de kendisini sarhoş gösterebilir, gürültü eder, sarhoş görünür. O mürahi de kendisini muhabbet sarhoşu sansınlar diye oruçlu görünür, namaz kılar. Biraz önce okuduğumuz üzere. Ve işte ne güzel söylüyor Hasan dedemiz. Gönül sunulmadığı zaman beden kapısı açılmaz ve güzellikler o bedene yansıma yapmaz. Ne zaman gönül sunulursa o zaman o kapı açılır, gönül verilen yer o kapıdan girer, vücutta varlığını gösterir. İşte o zaman insan huzur bulur ve her nefeste yine Hakk'a hizmet eder. Aklın sabahına ulaşmak için illa gönülü bir gönüle katmak lazım. Çünkü mayasız hamurdan ekmek pişirilmez diyor Hasan dedemiz. Evet, Yüce Pirimizin bir kasidesine gelmeden önce sevgili Aynur da burada. Aynur Hanım hoş geldiniz. Eyvallah, eyvallah. Yüce Pirimizin güzellikleri. Sonsuz şükürler olsun. Eyvallah. Hoş geldiniz. Evet, bu arada şurada geçelim. Evet, şimdi Hazreti Pir'imizin bu konuyla ilgili olan kasidesini dile getirelim. Yine Kaf Dağı'ndan aşk ankası geldi. Yine candan aşkın naraları, heyheyleri yükselmeye başladı. Aşk akıl sandalını aşk denizinde kırmak için timsah gibi yine başını dışarı çıkardı. Yokluk temiz gönüllere göğsünü açmıştır. Sen Tur Dağı'nın içinde aşkın parlak sinesini gör. Aşıkların gönül kuşları yine kanatlarını açtılar. Gönül kafesi içindeki uçsuz bucaksız aşk aleminde uçmaya başladılar. Fitne, ayaklanma, karışıklık çıkarma aklın alametiydi. Akıl gitti, bir tarafa oturdu. Sen şimdi her tarafta aşkın ayaklanmasını, aşkın fitnelerini gör. Akıl bir ateş gördü, işte bu aşktır dedi. Hayır, aşkı akıl göremez. Aşkı ancak aşkın uyanık gözü görür. Aşk
ağızsız, dilsiz, sessiz, sedasız feryat ederek dedi ki: "Ey gönül, sen yükseklerde uç da aşkın yüksekliğini gör." Yüce Pir Hüdavendi gör Mevlana. Mevlana'mız yine der aşıklık hakkında. Birisi aşıklık nedir diye sordu. Dedim ki benim gibi ol ki bilesin. Evet, mesnevimizi okuyoruz. Ya Rabbi, duamızı kabul et. Bize bu temyizi ver de o eğri yalancı alameti doğrusundan ayırt edelim. Hiç bu temyize nasıl malik olur? Tanrı nuru ile bakar, görürse o zaman bu temyizi elde eder. Eser olmasa bile sebep onu meydana çıkarır. Akrabalık gibi. Akrabalık sevgiyi bildirir. Fakat imam ve muktedası Tanrı nuru olan kişi ne eserlere kul olur ne sebeplere. Sevgi gönülde şulelendikçe büyür, nihayet sevgi sahibi eserden kurtulur. Sevgisini bildirmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü sevgi nurun bütün kainata yaymıştır. Bu sözün tamamlanması için hayli tafsilat var, sen ara. Gerçi mana bu suretten zahir olmaktadır ama bir cihetten manaya yakındır, bir bakımdan manaya uzak. Delalet hususunda mana ile suret, su ile ağaç gibidir. Mahiyetlerine bakarsan birbirlerinden tamamiyle uzaktırlar. Sen mahiyetleri de bırak, hususiyetleri de. O rızık arayan karı kocanın ahvalini anlat, diyor Yüce Pirimiz ve tekrar hikayeye geri dönüş yapıyor. Hazreti Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine, o da şöyle buyurmuş, şöyle bir duada bulunmuş. Ya Rabbi, bana eşyanın hakikatini göster. Ve her varlığa sevgiyle bakmış ve her varlıkta hal diliyle ondan dile gelmiş. Hazreti Peygamberimizin ilmi, Allah ilmi, sevgi ilmidir, aşk ilmidir. Hazreti Muhammed Efendimiz'e gönlünde en güzel yeri veren, onu başına tac edenler tüm kainata Allah'ın nuruyla, yani Hazreti Muhammed Efendimiz'in nuruyla bakarlar ve baktıkları her yerde onun sonsuz güzelliklerini temaşa ederler. Hazreti Pirimizin nitekim okuduğumuz beyitlerde buyurduğu üzere sevgi gönülde şulelendikçe büyür, nihayet sevgi sahibi eserden kurtulur. Sevgisini bildirmeye ihtiyacı yoktur çünkü sevgi nurunu bütün kainata yaymıştır. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinin 29. ayetinde "Ey iman edenler, Allah'ı dinlerseniz size doğruyu yanlıştan ayırt etme kabiliyeti veren bir nur ve furkan verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazilet sahibidir." diye buyurulur. Evet, yine Hazreti Pirimizden bir getirelim. Bakalım bize nasıl sesleniyor. Bizim ölümümüz ebedi bir düğündür. Onun sırrı nedir? O tek bir Allah. Evlerin pencerelerinden içeri giren güneşin ışığı her evin içine ayrı ayrı pencereden girdiği için bölünür gibi görünür. Ama bütün evlerin pencereleri kapanırsa bu bölünme sayı ortadan kalkar. Bir üzüm salkımının üstündeki üzüm taneleri sayılabilir fakat o salkım sıkılırsa meydana gelen şırada sayı yoktur. Aslında ölüm Allah'ın nuru ile diri olan kişinin ruhuna beden zindanından kurtuluş yardımıdır. Ölüp giden kişiye kötü deme, iyi de deme. Çünkü onlar iyilikten de, kötülükten de kurtulmuşlardır. Gözünü hak uğruna harca, herkesi kötü görme. Görmediğini de söyleme. Söyleme de gözüne bir başka göz, bir başka görüş verilsin. Başkalarında ayıp görmediğin için sana verilen o göz, gözlerin de gözüdür. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Bir göz Allah'ın nuruyla bakarsa her şeyi apaçık görür. Her ne kadar bütün nurlar Allah'ın nuru ise de
sen hepsine birden Hakk'ın nuru deme. Baki olan, sonsuz olan nur Allah'ın nurudur. Fani olan, geçici olan nur bedenin sıfatıdır, cismin sıfatıdır. Ey Allah'ım, senin lütfunu, ihsanını görmüştür. Onun için göz kuşu senin aşk semavatında kanat çırpmadadır. O ötelere, göklerin de göklerine kadar yükselmiştir de seni arayıp durmadadır. Ya ona cemalinden bir göz ver, yahut da bu cüreti, bu ayıbı yüzünden onu kapından kovma. Sen canın gözünü her an ağlat, fani güzellerin, boylarının, boslarının, güzel yüzlerinin tuzağından sen onu koru Allah'ım. O uykuda senin yüzünden bir uyanıklık gördü. Gerçekten de bu bir olgunluk rüyasıdır. Doğru yolu buluş, görüşüdür. Yüce bir müdavenligâr Mevlana. Evet, pirimiz Mesnevisinde tekrar Bedevi ve karısı hikayesine dönüyor burada. O Arap'ın karısının dileğine uyması ve bu inkiyatta ne bir hilem var ne de imtihan yoluyla yapıyorum diye yemin etmesi. Arap dedi ki, ayrılıktan vazgeçtim, hüküm senin, kılıcı kından çek, emret. Ne dersen ben sana tabiyim. Emrin ister iyi olsun ister kötü, ona bakmam. Senin uğruna feda olayım çünkü seni seviyorum. Sevgi insanı kör eder, sağır yapar. Kadın, sahiden beni seviyor musun yoksa hileyle sırrımı öğrenmek mi istiyorsun dedi. Adam dedi ki, gizli sırları bilen ve Adem Safi'yi yaratan Tanrı hakkı için seni seviyorum. Tanrı Adem'e 3 arşın bir boy verdiği halde ruhlarda, leflerde ne varsa hepsini gösterdi. Tanrı ona ezelden ebede kadar ne varsa ve ne olacaksa önceden ve alemül esmasından ders verdi, öğretti. Bu suretle melekler onun ders vermesine hayran oldular, kendilerinden geçtiler. Onun takdisiyle başka bir mukaddesliğe eriştiler. Adem'in yüzünden nail oldukları fütuhata göklerde bile erişememişlerdir. Adem'in opak ruhunun fezasına nispetle 7 kat gök sahası bile dardı. Peygamber, Tanrı ben yücelere aşağılara, yere göğe hatta arşa sığmam. Bunu ey aziz yakinen bil. Fakat şaşılacak şeydir ki inanan kişinin kalbine sığarım. Beni ararsan inanan gönüllerde ara buyurdu dedi. Tanrı dedi ki, ey haramdan şüpheli şeylerden sakınan, kullarımın arasına gir ki bu suretle beni görme cennetine erişesin. Arş bile o nuruyla, o genişliğiyle beraber Adem'i görünce yerinden kalktı. Mecazi sevgi insanı kör ve sağır eder fakat İlahi sevgi insana bambaşka bir görüş, bambaşka bir duyuş ihsan eder. Aşıklar o sevgide kendilerinden tamamıyla geçerler ve Hakk'ın sıfatlarına gark olurlar. İlahi aşk ummanına dalanlar, aşkın gayretiyle insan olmanın kıyısız menzillerinde seyrü sefer ederler. Ki biraz önce okuduğumuz üzere Tanrı, Adem'e 3 arşın bir boy verdiği halde ruhlarda, levhlerde ne varsa hepsini gösterdi. Tanrı ona ezelden ebede kadar ne varsa, ne olacaksa önceden ve alemül esmasından ders verdi, öğretti. Evet, insanın boyu 3 arşın kadardı fakat Tanrı'nın emretmesiyle bütün kainatı kapladı. İşte Hasan Çıkar dedemiz, selam olsun üzerine, şöyle diyor insanın hakikatiyle ilgili. Bu kainat henüz yok iken Allah vardı. Kainatı yarattı ve o kainatta yine kendisi vardı. Yani insanı yarattı. İnsanda kendisini yarattı. İnsan gözüyle bütün yarattıklarını seyredip isimlendirdi. Kendi ismini de yine insandan aldı. Allah her zaman vardı ve var olmaya devam edecek. Kainat onunla var oldu. Bu kainat
insansız ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Allah elçimdir. Ben insanı benden söz etsin diye yarattım. Beni yad etsin, benim güzelliklerimi anlatsın diye diledim ve ondan sonra o ben olsun diyor. Allah'ın sözü la ilahedir. Sen yok olunca sende Allah'tan başka bir şey kalmaz. Allah'ın iradesiyle beraber olanlar Allah'ın iradesinin dışına çıkmazlar. Ondan hariç hiçbir şey yapmazlar. Çünkü onda fanidirler. Evet, böyle söylüyor Hasan dedemiz. Tasavvuf ehline göre arş, insanı kamilin kalbidir. Yani gönlüdür. Yüce Allah bu sebeple göklere ve yerlere sığmam ancak mümin kulumun kalbine sığarım diye buyurmuş. Yüce Pirimiz Mevlana'mız selam olsun üzerine. O da diyor ki gönül mü Tanrı'dır, Tanrı mı gönül? Ve devamında da şöyle buyuruyor. Gönüllerini cilalamış olanlar renkten, kokudan kurtulmuşlardır. Her nefeste zahmetsizce bir güzellik görürler. Onlar ilmin kabuğundaki nakşı bırakmışlar, aynel yakin bayrağını kaldırmışlardır. Düşünceyi bırakmışlar, aşinalık denizini bulmuşlar, bilişikte yok olmuşlardır. Herkes ölümden ürker, korkar. Bu kavimse ona bıyık altından gülmektedir. Kimse onların gönlüne galip gelemez. Sedefe zarar gelir, inciye değil. Onlar fıkhı ve nahvı terk etmişlerdir ama mahvolmayı ve yokluğu ihtiyar etmişlerdir. Sekiz cennetin nakışları parladıkça onların gönül levhine vurur. Orada tecelli eder. Tanrı'nın doğruluk makamında oturanların, orasına yurt edinenlerin derecesi arştan da yücedir, kürsüden de boşluktan da. Gönül tahtı heva ve hevesten arındı mı, gönülde Er-Rahmanu alel arşisteva yani Rahman arşa istiva etti sırrı zuhur etti mi, bundan sonra hak o gönüle vasıtasız hükmeder. Çünkü gönül o rabıtayı bulur. Bu sözünde sonu yoktur. Evet, bir Allah'a olan yolculuk var, bir de Allah'la olan yolculuk var. Allah'a olan yolculuk onu bulana kadardır ve bulduktan sonra da Allah ile yolculuk başlar ve bu yolculuğun da sonu yoktur. Evet, burada izleyenlerimize de yorumları var. Evet, Sayın Ahmet Baysal bir yorum yapmış. Mağarada yapayalnız ve korunmasızdı. Senin gibi üzülen yol arkadaşına sonsuz müjden tebessümüyle fısıldadı. La tahsen innallâhe meana. Mahzun olma. Bizimledir Allah. Bizimle. Eyvallah. Sonsuz şükürler olsun. Ve sevgili Aynur Hanım her daim hak, aşk ile bir ile hür demiş. Eyvallah. Evet, yine Hazreti Pir'imizin Divan-ı Kebir'inden bir kaside ile seslenelim. Şimdi biraz önce arş insanı kamilin kalbidir, gönlüdür dedik ya. Yani o gönül o rabıtayı bulur. Şimdi Hazreti Pir'imiz de bu kasidesinde o gönülden bahsediyor. Bakalım neler diyor. Bir gece gönlün selamını almak arzusu ile kapısını çaldım. İçeriden kimdir o sesi geldi. Kapıyı çalan senin gönlünün kölesidir dedim. O içerideki ay yüzlünün nurunun şulesi kapının aralığından yol üstüne gönüle göze düştü. Gönül mahallesi gönlün yüzünün dalga dalga nuru ile doldu. Her taraf nurlandı. Güneş ile ay gönlün değersiz birer kadehi oldular. Gönülden bir haber gelince gökyüzüne bir gürültü düştü. Varlık kainat eline bir meşale aldı.
halk duygularının zincirinden kurtuldu. Her tarafı göz kamaştıran şaşılacak bir nur kapladı. Kürsü de, arş da gönlün nuru ile aydınlandı. Ruh gönlün selamını almak için kapısının önüne oturmuş gönül damını gözlüyordu. Kalender insan değildir. İşte sana kısa özlü bir söz. O baştan başa bakıştır, görüştür. Gönül susarak konuşur. Bütün kainat, varlıklar gönlün sarhoşu, gönlün. Dokuz göğün konakları gönüle ancak iki adımlık yoldur. Eyvallah. Binlerce şükür. Yüce Pirimiz, Mevlana'mızdan inci dolu, nur dolu sözler. Bir yerde de insanın hakikatini Mevlana'mız şu sözleriyle açıklıyor. Adem oğlu dediğin dünya sandığına konmuş bir aslandır. Sandık kapanmış, kilitlenmiştir. O da kendisini yorgun ve bitkin göstermektedir. Ama günün birinde bir coştu, bir kükredi de sandığı kırıp parçaladı mı, nelere gücü yettiğini, ne işler edeceğini o vakit görürsün. Yani insan bu beden sandığı içinde kilitlenip kalmış. Fakat bu bedeni kırıp çıkmak, coşup kükremek insanın elinde. Evet, mesnevimize devam edelim. Tabii bütün bunlar Mevlana'mızın bu sözleri yine Mesnevi'de anlattığı, anlatmak istedikleriyle alakalı anlattıklarıyla. Arşın sonsuz bir büyüklüğü var fakat manaya karşı suret nedir ki? Her melek diyordu ki bizim bundan önce yeryüzüyle ülfetimiz vardı. Hizmet ve ibadet tohumunu yere ekiyorduk. Yere olan bu meylimize, bu alakamıza da şaşmaktaydık. Gökten yaratıldığımız halde yeryüzüne bu alakamız nedir? Biz nurlarız, karanlıklarla ülfetimiz neden? Nur zulmetlerle yaşayabilir mi? Ey Adem, o ülfet senin kokundanmış. Çünkü cisminin nesci yeryüzü. Topraktan olan cismini yeryüzünde dokudular. Pak nurunu burada buldular. Şimdi canımızın ruhundan bulduğu ülfet, bundan önce cisminin yorulduğu topraktan parlıyordu. Yeryüzündeydik ama yerden gafildik. Orada gömülü olan defineden haberimiz yoktu. Tanrı da bize oradan göklere sefer etmeyi emredince bu yurt değiştirme acı geldi. O yüzden Tanrı'ya deliller getirerek, ey Tanrı, bizim yerimize kim gelecek? Bu teşbih ve tehlinin nurunu dedikoduya satıyorsun dedik. Burada tabii biraz sonra da açıklayacağımız üzere bir ayete işaret var. Ama ondan önce Yüce Pirimiz bir kasidesinde bizlere şöyle sesleniyor. Ne mutlu o kimseye ki bizim gibi o da tamamıyla Allah'a teslim olarak onun verdiği her şeye razı oldu. Böylece cefadan, gamdan, gussadan kurtuldu. Baştan başa neşe, vefa oldu. Ne mutlu neşe kaynağı olana, şarapla aklını fikrini dağıtana, aşka, deliliğe rehin olarak mana denizinde inci olana. Onun bakışı ay oldu, güneş oldu. Toprak onun bakışıyla altın kesildi. Kerem de İncilerle dolu bir deniz haline geldi. Yürüyüşte seher rüzgarı oldu. Aşk padişahı onu çekti, bağrına bastı. Böylece o da bütün halktan kurtulmuş oldu. Aşk bakışı onu seçti de bütün dilekleri yerine geldi. Yürüyüşte tıpkı gökteki ay gibi oldu. Geceleyin ayın 14'üne döndü. İlahi bakışla bir anda nerelere ulaştı, nerelere gitti. O yeryüzü gibiydi, gökyüzü oldu. Baştan başa tat, tuz kesildi. İnsan melek oldu, sinek de zümrüdü anka. Evet, melekler aslında insan dışında değildirler. Ve bu hakikati de Hasan dedemiz çok güzel dile getiriyor ve şöyle buyuruyor. İnsan melekleri aramasın kendi dışında. Peki niçin aramayacağız kendi dışımızda? Çünkü Cebrail insanın emrinde, Mikail insanın emrinde, İsrafil insanın emrinde.
Hatta Azrail bile insanın emrinde. E diğer melekler de çoktan bizim emrimizde. Allah insandan dile geliyor, insandan konuşuyor. Senden yine sana sesleniyor. Yok ki insandan başka biri Allah'ı dile getiren. Ama sen yine onu bırakıp başka yerlerde arıyorsun. İşte Yüce Pir'imiz de bize şöyle sesleniyor. Allah'ı isteyenler, kendinize geliniz, istemeye hacet niye? İstediğiniz zaten sizsiniz siz. Sizden bir şey kaybolmadı ki, neden arıyorsunuz? Sizden başka kimse yok ki, nerede, neyi arıyorsunuz? Evde oturun, kapı kapı dolaşmayın artık. Zira evde, ev sahibi de sizsiniz. Siz zatsınız, sıfatsınız. Bazen gök, bazen yersiniz. Bilin ki o sizsiniz. Kötülüklerden arındırılmış durumdasınız. Siz harfsiniz, harflersiniz. Allah'ın kelamı, kitabı, melekleri ve peygamberlerisiniz. Bakın ne kadar güzel bir söz, ne kadar derin ve üzerinde düşünmemiz gereken bir söz. Harfsiniz, harflersiniz diyor Yüce Pir. Allah'ın kelamı, kitabı, melekleri ve peygamberlerisiniz. Eyvallah. Sayın Kamil Gündüz, aşk olsun Erenler demiş. Hoş geldiniz. Aşk olsun. Eyvallah. Evet, yine Yüce Pir'imiz, Mevlana'mızın bir başka kasidesi. Bu can bir kadehtir. Fakat kadeh kendisinin can olduğunu nereden bilecek? Tertemiz birisi bu kadehi doldurmada, o da içine doldurulanı topraktan yaratılmış insana ulaştırmadadır. Bu can kadehi huzur, karar bırakmayan aşkı ile kendini işe vermiş, her şeyden alıyor, ferşe yani yeryüzüne saçıyor. Onun saçtığı yerden haberi olmuyor ama ne olurdu keşke aldığı yerden bir kere olsun haberi olsaydı. Canların saçtıklarından toprak madenler gibi parlıyor. Toprağın dilleri olsaydı da bize bu konuya ait bir nükte söyleseydi. Dilleri olsaydı da o ormandan, o ebedi ormandan, o ormanın bizim canlarımıza neler hazırladığından bahsetseydi ne olurdu? Burada kaplan da, ceylan da, Yahu, ya Allah diye naralar atıyorlar. Ahın da sığındığı bir varlık bizi çekip götürüyor. Bir aslan var ki varlığımıza kendi sütünden başka bir şey vermiyor. Bir aslan ki varlığımızı varlıktan kurtarıyor, bizi kendimizden halas ediyor. Ne güzel söylemiş Yüce Pir'imiz. Ve tabii ki burada Mürşid-i Kamil'e işaret ediyor o can kadehinden. Çünkü o alıyor bütün bizdeki sıkıntıları, gamları, gusaları ve bizleri neşeyle, sevgiyle, aşkla dolduruyor. Bakın ne diyor Yüce Pir'imiz bir beytinde de. Benim varlığım sevgilinin elindeki kadehten başka bir şey değildir. O kadar teslimiyetli, o kadar yoklukta, tevazuda Yüce Pir'imiz ve tabii ki o sevgiliden maksat da Efendisi Hazreti Şems. Selam olsun üzerlerine. Evet, devam edelim. Tanrı hükmü bize rahmet yaygısını döşedi. Açıkça istediğinizi söyleyin. Tek evlatların babalarına söyledikleri gibi ağzınıza ne gelirse çekinmeden deyin. Çünkü bu sözler yaraşmasa bile rahmetim gazabımdan artıktır. Ey melek, bunu meydana çıkarmak için gönlünüze şüpheler salmaktayım. Sen söyleyesin, ben darılmayayım, gazaplanmayayım. Bu suretle de benim hilmimi inkar eden ağız açmasın. Her nefeste bizim hilmimizden yüzlerce baba, yüzlerce ana doğar. Yokluğa dalıp mahvolur.
o babaların, o anaların hilmi, şefkati bizim hilim ve şefkat denizimizin köpüğüdür. Köpük gider gelir ama deniz bakidir. Hayır, ne dedim? O inciye karşı bu sedef köpük değil, köpüğünün köpüğüdür. İşte o köpük hakkı için, o saf deniz hakkı için bu söz bir sınama, bir laf değil. Sevgiden, vefadan, boyun büküp teslim olmadan ileri gelmiştir. Huzuruna varacağım Tanrı hakkı için. Bu hevesim sence sınamadan ibaretse bu sınamamı sına. Sırrını saklama ki sırrım meydana çıksın. Elimden geleni, gücümün yettiğini buyur. Gönlündekini benden gizleme de benim gönlümdeki de ortaya çıksın. Bu suretle ne yapabileceksem kabul edeyim. Fakat nasıl edeyim, elimde ne çare var? Bak, bir bak hele, canım ne işe yarar ki? Evet, Hazreti Muhammed Efendimiz bir hadisi şerifinde benim rahmetim gazabımı geçmiştir diye buyuruyor. Hilim, yumuşak huylu olmak, kızmamak, gücü yettiği halde affetmek, şefkat ve rahmet sahibi olmak anlamlarına geliyor. Nitekim kainatın nuru, Peygamber Efendimizin ve Ehl-i Beyt Efendilerimizin hilim denizi sonsuz ve bakidir. Yüce Pirimiz Mevlana'mız da bu beyitlerinde yer, gök ve arşın yaratılmasındaki asıl maksadın insanı kamil, çidi kamil olduğuna ve bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de meleklerle Hazreti Allah'ın arasında geçen diyaloğa işaret ediyor. Bakara suresi 30. ayette buyuruluyor ki, hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde mutlaka bir halife yaratacağım demişti. Onlar da demişlerdi ki, orada bozgunculuk edecek ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Biz sana hamd ederek noksan sıfatlardan arı olduğunu söylemede, seni kutlamadayız ya. Allah da onlara, ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Evet, bu ayete işaret ediyor Yüce Pirimiz. Ve Mecalisi Sabah isimli eserinde beyler ve padişah arasında geçen ve Hazreti Muhammed Efendimizin hakikatini dile getiren çok güzel bir hikaye anlatıyor. O da şöyle. Bir gün padişah pek güzel, pek nadir avlar avlamış, pek sevinmişti. Gülüp duruyordu. Ezel ve ebed padişahının aziz avı aşıkların gönlüdür. Gerçekten de Allah inanmış kulunun tövbe edişini sever, ondan razı olur. Ne rahmettir o rahmet ki kulları gayretiyle zatından uzaklaştırır, kendine adeta yabancı eder onları. Sonra yine rahmetiyle avlar, kendine mal eder onları. Beyler padişahı neşeli görüp rahmet kapısının açık olduğunu anlayınca hepsi önünde yere diz vurdular. Ey alem padişahı dediler. Niceye bir bu cefa, öldürdün bizi artık. Bu senin adetin değildi, keremine sığmaz bu iş. Bunca zamandır gönül ipliğimize düğüm üstüne düğüm vurulmuş, dumanlara bürünmüş gecenin, kanlara bulanmış gecenin korkusundan sıtmaya tutulan kişinin koluna, boynuna bağlanan ipliğe dönmüş. Padişah, size ne yaptım ki dedi. Dediler ki, biz senin candan da aziz kullarınız, senin razı olmadığın hangi işi yaptık? Savaşın kızıştığı bir gün, herkesin kendi canının kaygısına düştüğü çağda, bizim senin uğrunda canlarımızla nasıl oynadığımızı gördün. Böyle olduğu halde filan kişiyi neden bu kadar üstün tutuyorsun bizden? Hangi hüneri yüzünden oluyor bu? Bizden ne kusur gördün? Bizim buyruğuna uymada ne kusurumuz oldu? O hangi kullukta bulundu ki, o kulluk pek güzel olsun da bize görünmemiş bulunsun. Padişahlık et de bize o kulluğun hangi kulluk olduğunu birazcık haber ver. Haber ver de biz de çalışalım, hünerimizi gösterelim. Padişah ne diyeyim dedi, ne söyleyeyim. Onun yaptığını siz yapamazsınız ki. Dediler ki, ey alemin padişahı, bizi sına da dediğini yapamazsak hiç olmazsa kendi kadrimizi anlayalım. Onun üstünlüğünü bilelim. Hasetten de kurtulalım, vesveseden de.
Ondan sonra da artık kendimizle savaşalım, padişahla değil. Kim uğradığı derdi belayı kendinden bilirse tövbe eder. Padişahı adalet ıssı bilir, öyle över. Bu çeşit kişi aydınlanır, tez kurtulur. Ellerinizde bulunan tutsaklara de ki, Allah yüreklerinizde bir hayırlı niyet bulunduğunu bilirse sizden alınandan daha hayırlısını verir. Ey Muhammed! Tutsaklara gam bağlarıyla bağlanmış olanlara söyle, de ki, hükmü yürüyen Tanrı takdiriyle bana tutsak oldunuz ya, gönlünüzde iyi bir düşünce varsa, ondan önce sahip olduğunuz ve yitirdiğiniz şeyden daha iyisini, daha güzelini verir size. Padişah buyurdu ki, o kulunun bir hüneri şudur, boyuna bana bakar, gözünü benden ayırmaz. Şimdi hikayenin önemli kısmına geldik. Tekrar buraya tekrarlıyorum. Padişah buyurdu ki, o kulun bir hüneri şudur, boyuna bana bakar, gözünü benden ayırmaz. Ey alemin padişahı dediler, öyleyse tez söyle, bu iş kolay bir iş. Bundan sonra gündüz boyuna sana bakalım. Başka işlerin başına toprak serpelim. Bundan daha hoş ne olabilir ki? Bütün beyler buna sevindiler, secde ettiler, silahlarını çözüp attılar. Kendi kendilerine bundan böyle silahımız senin yüzün, düzenimiz senin civarında, senin tapında bulunmak. Haccımız senin kapında, üstünlüğümüz senin tapında dediler. Hepsi de saf düzdü, padişahın yüzüne bakmaya koyuldu. Padişah onları seyrediyor, kendi kendine diyordu ki, bir bakır altın yaldıza batsa da laf etse ne fayda. Alafazan kişi, sınayış taşını, ayar taşını gördün mü, rezil oldun gitti. Aşk davasında bulunmak kolay ama ona delil gerek, burhan gerek. Padişah has perdecisinin kulağına git dedi. Davulların, dümbeleklerin bulunduğu yerde ne kadar davul, ne kadar dümbelek varsa dama çıkarsınlar, hepsini birden yere atsınlar. Buyruğunu yaptılar. Alemi birden bir gürültüdür, bir gümbürtüdür sardı. Her yan titremeye koyuldu. O korkunç gürültü kopunca beylerin hepsi yüzünü padişahtan döndürdü. Birbirlerine bakmaya başladılar. Sanki ne oluyor sarayda diyorlardı. O kulunsa gözü padişahın yüzündeydi. Padişah ne hal alacak, yüzü değişecek mi ona dikkat ediyordu. Gözü ne kaydı ne haddini aştı. Azizim, bu hikaye padişahı anlatmıyor. Maksat o değil. Beylerden maksat da beyler değil. Padişahtan maksat yüce ve kutlu üstün Tanrı'dır. Bu beylerden maksat da padişahın beyleri değildir. Yedi göğün melekleridir. Allah ne buyurduysa isyan etmezler ve emredildikleri işi işlerler. Onlara sizi yeryüzünden men ettik, bu iki ıkta yoluyla Adem'e verdik diye buyruk gelince hepsi orada bozgunculuk edecek ve kan dökecek birini niye yaratacaksın? Biz sana hamd ederek noksan sıfatlardan aralığını söylemede seni kutlamadayız dediler. Bizi men ediyorsun oysa ki biz gece gündüz ibadetle meşgulüz. Seni tenzih etmedeyiz, takdis etmedeyiz dediler. Şanı ululansın Tanrı buyurdu ki, bu buyruk şu yüzden, onlardan öylesine bir hizmet meydana gelecek, onlar öylesine kullukta bulunacaklar ki siz onu başaramazsınız. Melekler acaba o hizmet nedir ki, tertemiz melekler onu başaramayacaklar da suçlara bulanmış Ademoğulları başaracak dediler. İki peygamberi, insanların ve göze görünmez yaratıkların öncüsü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah rahmet etsin, esenlik versin ona. Miraç gecesi yedi kat göğün görünmemiş şeylerini görünce, bu görünmemiş şeyler ona gösterilince, arş ve kürsi ona arz edilince hiçbirine dönüp bakmadı. Gözünü Tanrı cemalinden ayırmadı. Gözü ne kaydı ne haddini aştı. Hamd önde de Allah'a, sonda da ve Allah'ın rahmeti Hazreti Muhammed'e ve soyuna, sopuna olsun. Yüce Pirimiz Mevlana'mız ne kadar güzel sözler söylüyor, ne güzel anlatımlar.
Evet, çok güzel bir paylaşım Sayın Ahmet Baysal Sufi'den, Şems-i Tebrizi'den bir paylaşım sunmuş. Arza hacet yok, halim sana ayandır. Dile gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Söze lüzum yok, susuşum sana kelamdır. Kelama ihtiyaç yok, aşk sana figandır. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz bu paylaşım için. Evet, mesnevimizi okumaya devam edelim. Kadının kocasına rızık isteme yolunu göstermesi, onun da kabul etmesi. Kadın dedi ki, bir güneş doğmuş, bütün cihan ondan aydınlanmıştır. O Tanrı vekili, Tanrı halifesidir. Bağdat şehri onun yüzünden bahar gibidir. O padişaha ulaşabilirsen padişah olursun. Ne vakte kadar ikbal sahibi olmayanların yanına gidip duracaksın? İkbal sahiplerinin dostluğu kimya gibidir. Onların nazarına benzer kimya nerede? Ah sözü Ebu Bekir'e deyince o bir tasdik yüzünden sıddık olmuştur. Yine Hazreti Muhammed Efendimiz bir hadisinde bizlere şöyle sesleniyor. Allah bir kuluna hayır vermek isterse kalbinde iki göz açar. O kul o gözlerle gayb alemini görür. Ve işte Pirimiz Mevlana'mız bir gazelinde bizlere şöyle sesleniyor. Biz dünya marekesinden ve Mansur'un nüktesinden evvel can aleminin Bağdat'ında Enel Hasan'ı vurur idik. Burada kendi kimliğini ortaya çıkartıyor Yüce Pir. İkbal sahibi bir tanrı halifesinin yani insanı kamilin nazarına mazhar olanlar o nazarın kimyasıyla bakır iken altın haline gelirler. Derviş hırkası giyip yokluğa ererler ve can aleminin Bağdat'ında canlar güneşini temaşa ederler. Divan şairlerinden olan Ruhi de ruhu şad olsun. Ne güzel söylüyor bakın dinleyelim. Çıkılmaz benlikle arşı didara, varını yoğunu yak da gel derviş. Enel Hak uğrunda çekilip dara, Mansur'un camını çak da gel derviş. Erenler bağından koku al koku, arif ol, kitabı elesti oku. Mana tezgahında dibalar doku, hülleyi sırtına tak da gel derviş. Mürşide teslim ol mevtalar gibi, sükut eyle görme amalar gibi. Lakin zamanında deryalar gibi coşup çağlayarak ak da gel dermiş. Çıkmasın sekahum remzi dilinden. Mürşidini hak bil çıkma yolundan. Koku alacaksan mana gülünden. Ruhinin kalbine bak da gel dermiş. Eyvallah. Selam olsun üzerine. Ruhinin. Ve insanı kamilin nazarının vasıflarını Yüce Pirimiz Mevlana'dan şöyle rivayet ediliyor Ariflerin menkıbelerinde. Babamın temiz ruhuna yemin ederim ki hakiki ve doğru şeyh müridi farkına varmadan onun işini tamamlar. Hiçbir mücahide ve hizmet etmeden onu Tanrı'ya ulaştırır ve yine onu öyle bir mertebeye kavuşturur ki müridin bakır vücudu başkalarının bakır vücudunun iksiri olur. Nihayet o bakırları altın yapar ve kimya haline getirir. Bu kuvvet ve kudret Muhammed dininden olanların ve ona uyanlarındır. Ve bir şiir. Kimya ile bakırı altın etmek tuhaftır. Şu bakıra bak ki her an kimya yapıyor. Ariflerin menkıbelerinde böyle bir babamdan diye başlıyor Sultan Medet Hazretleri. Babası Mevlana'yı anlatıyor bu sözleriyle. Mevlana'mız diyor ki, beklenmedik bir zamanda
Ansızın bir inayet, bir yardım, bir cezbe gelirse o zaman yeryüzünde kalmaktan kurtulursun. İşte ben ansızın gelen bu cezbenin kuluyum, kölesiyim diyor Yüce Pirimiz. Mesnevimizi okumaya devam ediyoruz. Kocası, ben padişah huzuruna nasıl kabul olunurum? Bir bahanesiz onun yanına nasıl giderim? Buna bir münasebet, bir vesile gerek. Hiçbir tane aletsiz meydana gelir mi? Mecnun gibi ki birisinden Leyla'nın bir parça hastalandığını duydu. Eyvah dedi, bahanesiz nasıl gideyim? Gitmezsem, hatırını sormazsam ne hale gelirim? Keşke hazık bir hekim olaydım. O vakit Leyla'ya koşa koşa giderdim. Tanrı bize ya Muhammed gelin de buyurdu da bu davet utanmamızın giderilmesine sebep oldu. Gece kuşlarının gözleri ve kabiliyetleri olsaydı gündüzün uçup gezerler, dönüp dolaşırlardı dedi. Kadın cevap verdi. Kerem sahibi padişah meydana girer, kendisini gösterirse aletsizlik aletin ta kendisi, vesileden mahrum oluş vesilenin aynı olur. Çünkü alet, vesile davaya düşmektir. Varlık alametidir. Asıl hüner aletsizliktedir, alçalmadadır. Arap, aletsiz nasıl alışveriş edeyim de aletsizliği elde edeyim? Müflisliğime de bir delil gerek ki padişah halime acısın. Sen bana dedikodudan ve hileden başka bir şahit göster de o şen padişah merhamete gelsin. Çünkü sözden ve kötü hileden ibaret olan bu şahitlik o hakimler hakiminin yanında mecruhtur. Müflisin şahidi doğruluk olmalı ki nuru söylemeden parıldasın dedi. Evet işte Yüce Pirimiz yine bir kasidesinde bizlere çok güzel sesleniyor. Günahlardan arınmış tertemiz güzel görünüşlü biri var mıdır ki şu kirli yeryüzünden başını kaldırsın da gökyüzüne yücelere baksın. Toprak ve su ile yapılan balçıktan temizlenmiş biri var mıdır ki aslı olan denizi seyretsin? Yahut da Kaf Dağı'nın beline ayak bassın da Zümrüdü Anka'nın kanadını görsün. Nazar, bakış, güneş yüzünden mest olunca bakış da elsiz ayaksız bir hale gelir görüşte. Aşk yüzünden yardım görmüş biri var mıdır ki hep oraya baksın, orasını seyretsin? Su ancak su ile temizlenir, saf bir hale gelir. Görüş de görüşle düzene girer, görüş elde eder. Baştan başa görüş ol. Çünkü hakkın dergahına yol bulan ancak görüştür. Evet, Hazreti Muhammed Efendimizin selam olsun üzerine insanlara gelin daveti olmasaydı onun huzuruna varmaya nasıl nail olabilirdik? Nasıl güç yetirebilirdik? O güneş hırka altına girmeseydi, gündüzün bile göremeyen gözlerimizle o güneşe bakmaya nasıldık? O yüceliğinin lütfu keremiyle gözlerimizi kuşattı da idrak kabiliyetine erenler yoklukta varlığı görür oldu. Evet. Yüce Pirimiz bir diğer kasidesinde yine nur âlâ nur beyitler dökülüyor onun tatlı dudaklarından. Ve cezbeden bahsediyor burada. Hakkın bir cezbesiyle kulu kendine çekişi yüzlerce çalışıp çabalamadan değerlidir. Her şeyin üstünde olanın, izi olmayanın, nişanlar, deliller, izler ne işine yarar? Sen nişanı, izi, delili köpük say. Nişansız, işsiz olanı, kendini göstermeyeni deniz gibi gör. Nişan ve iz sözle anlatışa benzer. Nişansız ve işsiz olan da apaçık görülmektedir. Güneşin arpa büyüklüğünde bir ışığı belirse, gökyüzünde samanyolunda dönüp duran sayısız yıldızı siler süpürür. O ilahi nurdan küçük bir ışık parlarsa her şeyi alır götürür. Sus. Sus ki susuşta yüzlerce dil, yüzlerce anlatış vardır. Evet, Yüce Pirimiz gerek Mesnevisinde gerek Divan-ı Kebir'inde olsun
zaman zaman sus diyor. Fakat hiçbir zaman susmuyor ve konuşmaya, söylemeye devam ediyor yüce pirimiz. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz'e yazdığı naatta dediği gibi, herkes konuşur, söyler, susar ama o susmaz, söyler. Hazreti Mevlana'mız da ruhunda Hazreti Ali'yi yaşatıyordu. Muhammed Ali varisiydi o. Eyvallah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, dönüşün Allah'a olacaktır. Eyvallah. Aşk ile illahu. Oradan geldik, oraya gidiyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. İnsandan geldik, insana gidiyoruz. Bu da Sultan Ülema Hazretleri'nin bir sözüdür. Ona sormuşlar belki terk ederken. Nereye gidiyorsun demişler. Ya Sultan Ülema, Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. İnsandan geldik, insana gidiyoruz demiş. Evet. Hasan Aslan da burada. Hoş geldiniz. Aşk ile hu, eyvallah. Hu. Evet, mesnevimizi okumaya devam edelim. Gerçi 3 dakikamız kalmış ama şimdi burada Arap orada su kıtlığı var sanarak çölleri aşıp Bağdat'a gidiyor ve halifeye bir testi yağmur suyu hediye götürecek. Burada devam edelim mi? Çünkü bunun sonrası da var. Dilerseniz bu bölümü de okuyalım. Ondan sonra mesnevimizi sırlayalım. Arap'ın orada su kıtlığı var sanarak çölleri aşıp Bağdat'a halifeye bir testi yağmur suyu hediye götürmesi. Kadın dedi ki, doğruluk varlığından tamamıyla çıkıp arınarak isteğini terk etmendir. Testimizde yağmur suyu var. Malın, mülkün, sermayen bundan ibaret. Bu su testisini al git, padişahlar padişahının huzuruna var, armağan götür. De ki, bizim bundan başka hiçbir malımız, mülkümüz yok. Çölde de bundan iyi su hiç yoktur. Padişahın hazinesi ağır elbiselerle doluysa da bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur, diyor. O testi nedir? Bizim mezar gibi cismimiz, içinde de bizim acı ve hislerimizin suyu var. Ey Tanrı! Tanrı cennet karşılığında iman edenlerin canlarını, mallarını satın aldı ayetindeki fazl ve kereminden bizim bu küpümüzü, bu testimizi kabul et. Bu beş duyudan meydana gelme, beş güleli testideki suyu her türlü murdar şeylerden, her çeşit pisliklerden temiz tut. Bu suretle şu testinin denize bir menfezi olsun da testim deniz suyuyla huylansın. Armağanı padişaha tertemiz götürünce onu görür, anlamak ister. Ondan sonra da artık testinin suyu nihayetsiz bir dereceye gelir. Testinin suyundan yüzlerce dünya dolar. Özür diliyorum. Lüleleri kapa. Testiyi de küpten doldur. Tanrı gözlerinizi heva ve hevesten yumun, buyurdu. Arap, kimin böyle bir hediyesi var? Hakikaten bu armağan öyle bir padişaha layık diye gururlanmaktaydı. Kadın da bilmiyordu ki orada yol üzerinde şeker gibi Dicle akıp durmakta. Şehrin ortasından gemilerle balık ağlarıyla dolu deniz gibi akıp gitmekte. Padişahın huzuruna var da şefketi, azameti gör. Altından nehirler akan bahçeler diye övülen yerlere bak. O saffet denizine nispetle bizim anlayışlarımız bir katreden ibaret.
Evet. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 100. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ve o kimseler ihsana tabi oldular. Allah onlardan razı oldu ve onlar da Allah'tan razı oldular. Ve Allah onlar için ebedi kalacakları altından nehirler akan cennetler hazırladı. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Burada biraz önce okuduğumuz üzere Hazreti Pir'imiz padişahın huzuruna var da şevketi, azameti gör, altından nehirler akan bahçeler diye övülen yerlere bak diye buyururken bu ayete işaret ediyor. Ve işte Yüce Pir'imiz bir kasidesinde bizlere şöyle sesleniyor. Ey Saki! Benim gönlümü almak istiyorsan Allah rızası için o en büyük kadehi pirimin avucuna koy. Saki dedik, ben ona şarap verdim, onu gönlümün canımın içine aldım. Benim sıfatlarımdan ona kol kanat verdim, onu ötelere doğru uçurdum gitti. Pir şimdi elden çıktı, adam akıllı mest olup yıkıldı. Artık onun benim nükteli sözlerime verecek hali kalmadı. Adam öldüren Sakim, eğer beni öldürürse şikayetçi değilim, pek hoşum. Onun sunduğu, onun vergisi şaraptır. Benim cömertliğim de can vermektir. Benim şarap verenim, aslında şarap sensin, bense testiden ibaretim. Su sensin, ben kuru dereyim. Ey benim Sakim, mahallede mest olan benim. Daima benim emir verenim, hakimim, padişahım, Allah'ım olduğu içindir ki ben onun aşk dertlisiyim. Onun aşk küpünün dibinde oturmuşum. Eyvallah. Ahmet Baysal, nefesin emeğine sağlık. Eyvallah, çok teşekkürler. Sayın Hüseyin Rahşani Aslan İllahu Demi Devran'la aşk ile demiş. Eyvallah. Eyvallah. Bu aşk ile. Evet, beş duyudan meydana gelen beş lüleli testiden maksat, işitme, görme, koku alma, tat dokunma duyularımızdan meydana gelen kulaklar, gözler, burun, ağız ve diğer azalarımızdır. Bu beş duyu ve azalar vasıtasıyla meydana gelen hislerimiz de testi gibi olan bedenlerimizin içindeki su gibidir. Bu su bazen acı olur, bazen de şeker gibi tatlı olur. Fakat her an tatlı olması diyorsak, lül atıp yani her türlü heva ve hevesten temizlenip testiyi küpten yani şeker gibi Dicle'den yani Mürşid-i Kamil'in gönlünden doldurmamız gerek. İşte yine Yüce Pir'imizin gönül Dicle'sinden şeker gibi tatlı beyitler akmakta ve bizleri şöyle beslemekte. Ey merhametsiz demir yürekli sevgili! Meğer senin o demir yüreğin üstü cilalanmış bir aynaymış. Halbuki ayna benim canımın çok eski bir dostu, çok yakın bir arkadaşıdır. Ben aynayı çok seviyorum. Bu yüzden de ona sık sık bakıyorum. Ona baktığım zaman hayalen onun içine düşüyor, gönlüne giriyorum. Ayna da benim gönlüme giriyor. Beden de kim oluyor? Çünkü ben beden değilim ki. Ben başkayım, beden de başka. Ben beden dün, evvelki gün meydana gelmiş bir gölge varlık. Ben ezelden gelmiş bir ölümsüzüm. Sen bedene, bu gölge varlığa bakma. O bir görünüşten, balçıktan yapılmış bir şekilden ibarettir. Sen ezelden gelmiş ölümsüz bir varlıksın. Bazen padişah kendini göstermemek için kıyafetini değiştirir, kaba, yün bir hırka giyer. Aklını başına al da gönlünü tamamıyla ölümsüz bir dilbere ver. Ver de gönlün dünya malı kazancına, hasede, kine düşmesin, mahvolup gitmesin. Hiddet, şehvet, şöhret gibi manevi kirlerden arınmış, güzel, tertemiz bir hale gelmiş ve durmadan ilahi aşkı arayan gönlün önünde
Tur dağı bile aşka gelir, paramparça olur, yerlere serilir, ayaklarının altına döşenir. İlahi aşk şerbetine susamışsın. Fakat dünya hayatının mihnetleri, sıkıntıları seni yaralıyor, hasta ediyor. Sen bu gurbette çeşitli ihtiyaçlar, istekler içinde çırpınırken huzuru, tam inancı bulamazsın. İnsanın aklı şekere benzer, bedeni ise şeker kamışı gibidir. Manalar şaraptır, harfler ise şarap küpü. Eğer gelin güzel değilse, boynuna taktığı gerdanlıkla, parmaklarına geçirdiği yüzüklerle, bileğindeki bileziklerle, atlastan yapılmış yahut altın işlemeli elbiselerle göze hoş görünmez. Gönüller güzelleri arar, çirkinlerden hoşlanmazlar. Sen madem ki bu dünyadan vazgeçip can meyhanesine gitmiyorsun, sen evde otur da manevi ve ruhani zevkler veren şarap yerine tarhana çorbası iç. Aklını başına al da beden evini kirliliklerden, günahlardan temizle. Orasını hoş bir bağ, bir gül bahçesi yap. Gönlünü de bir mabet, bir cuma mescidi haline getir. Bu hale gelmiş kişiye her nefeste ruhani, gönül alıcı bir güzel kendini gösterir. Varlıklara, Allah'ın yarattığı her şeye, her hadiseye vahdet gözüyle bakarız. Hak aşığına her an bir peri kızı, bir güzel gelir. Ona altın bir tabak içinde badem helvası sunar. Yüce Pir, Hüdavendigâr Mevlânâ'mız. Evet, devamında Arap'ın su testisini keçeye sarıp dikmesi ve ağzını kapatması ve böylece padişahın yolunu tutacak Arap. Ve orada bulunmadığını sandığı suyu hediye olarak götürecek. Fakat biz burada mesnevimizi yine aslında şöyle, geçen hafta yayınlamış olduğum aynı videoyu paylaşacağım sizinle. Hasan dedemizin dile getirdiği, kendi sesinden dile getirdiği bir şiirini yayınlamıştım. Fakat geçen hafta boyunca biraz yoğun olduğum için yeni bir video hazırlayamadım. Fakat bu videoyu tekrar izlemek hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi mesnevimizi Hasan dedemizin kendi sesinden bir şiiriyle sırlayalım. Dinliyoruz. Beraberce oturduğumuz şu an yok mu? Şarap kadehi elimizde, gül de yenimizde. Ayn aleminden, gayb aleminden yol aldık. Selvi ile Yasemin'e komşuyuz. Her gün bahçeye gidelim. Açılmış gülleri görelim. Bahçeden derip topladığımız ünümüze koyalım. Güzellerini seçelim. Aşıklara saçmak için etek ete güller devşirelim. Bizden vazgeçmeyin, bizi gönülden çıkarmayın. Biz emin kişileriz. Bak, nefesimiz o gülden esip gelen gel diyor. Biz böyleyiz işte. Aldığımız kokuyu baykuşlar alamaz. Biz küçüğüz ama o bizi yüceltir, büyütür. Aşkın
değersiz kullarıyız. Fakat ağaç gibi biz de pusuya yatmışız. Sonsuz şükürler olsun Hasan dedemizin bu güzel sözlerine, nur dolu sözlerine. Aşk gibi biz de bu suya yatmışız. Eyvallah güzel dedem. Evet, bir mesnevide yolculuğumuzun daha nihayetine geldik. Hasan dedemizin bu güzel sesiyle, bu güzel diliyle, okuduğu şiirle mesnevide yolculuğumuzu bu hafta için sırlıyoruz. Önümüzdeki hafta var isek yine hep birlikte mesnevide yolculuğumuza devam edeceğiz inşallah. Her birinize değerli vaktinizi ayırıp burada fakire katıldığınız için, yolculuğumuza birlikte katıldığınız için ayrı ayrı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Kainatın nuru, Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin ve Mürşidim İnsan-ı Kamil Hasan Çıkar dedemizin selamları, feyizleri ve güzel kerem hepimizin üzerlerimiz olsun. Haftanızın hayırlı, bereketli, sağlıklı ve neşeli geçmesini ulu pirime niyaz ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Aşk ile bul. Eyvallah. Eyvallah. Çok 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 teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar sevgiler, selamlar, saygılar. İyi akşamlar.